adam da anlatmak istedi. Yani bir virüs var. Maske, mesafe, hijyen, bu kurallar hala geçerli ve önemli. Aşılandık deyince mesele bitmiyor. İngiltere örneği ortada. Bir varyant dünyayı dolaşıyor. Dolayısıyla yine tedbiri elden bırakmadan ama aşılanarak ve belki de bu koronavirüsü daha hafif semptomlarla geçirerek bu musibetten de kurtulmamız mümkün olacak diyerek hemen bir aşılamada durumumuzu aktaralım. Aşıya geldik. Nasıl, mutlu musun? Vallahi inşallah mutlu olacağız. Geçmiş olsun. Sağ olun. Acıdı mı? Acıyor. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Siz böyle çok canınız acıyor gözüme. Yok, hiç fark edemedim. Sağ olsun sağlıkçılarımız, çok güzel oldu. İyi. Fark edemedik hiç. Hissedemedim. Biz de vatandaşlık görevi olarak da görüyoruz. Vatandaşlık görevi bilinciyle geldiler. Binlerce kişi akın akın 1,5 yıldır beklenen aşı için hastanelere koştu. Aynı anda 20 kişinin aşılanabildiği Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde 4000'den fazla kişinin randevusu vardı. Test kuyruklarının yerine aşı kuyruğu almasının sevinci yaşandı. 13 Haziran'da aşılanan kişi sayısı bugüne kadar görülen en yüksek rakamdaydı. 40 yaş için de bugün randevular başladı. Randevularda en kalabalık günün yaşanması bekleniyor. Hastaneler de kapasitelerini arttırıyor. Aşı çalışmalarına başladığımızda toplamda bir koridorda 10 tane aşı odamız aktifken artan yoğunlukla beraber ikinci koridorumuzda bir 10 poliklinik odası da aşı poliklinik odası da aktif hale getirdik. Hem yeni meslek grupları hem de 40 yaş üstü aşılanmaya başladı. Bu koridorda aynı anda 10 kişi birden aşı olabiliyor. Doz kaybı yaşanmaması için sağlık çalışanları arasında yoğun bir işbirliği var. 3 kişi alabilir miyiz? Bir 4 kişi alabilir miyiz? 4 kişi alabilir misiniz? Her odaya bir flakon altılı doz olduğu için altılı altılı vatandaşlarımızı alıp hızlı bir şekilde aşılamanı tamamlayıp dışarıdaki alanda 15 dakika aşı sonrası herhangi bir etki gelişip gelişmemesi adına tedbiren tutuyoruz. Tüm çabaları doz kaybı yaşanmasın, herkes hızlıca aşı olabilsin diye, tek bir doz bile kaybolmasın diye. Yoğun bakımlarda uykusuz ve virüs riskiyle geçen günlerin ardından yine yoğun, yine izinsiz ama herkes aşı olsun diye mutlulukla çalışıyor sağlık çalışanları. Randevusunu alanlar mutlaka aşı olmaya gitmeli, yoksa bu aşıda doz kaybına sebep olabilir. Tek doz bile çok değerli. Mecbur gelmemeleri lazım. Bence onların hatasını biz de çekiyoruz. Evet. Kul hakkına giriyorlar. Türkiye aşılanma hızında ivme kazandı. 13 Haziran tarihi verilerine göre verilen doz sayısı 33,7 milyon. 2 doz aşısı tamamlanan 13,7 milyon kişi oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından duyurdu 13 Haziran'da aşılanan kişi sayısını. Koca bir süre sonra sayıyı güncelledi ve randevusu olmayan 8 bin kişiye de aşı yapıldığını belirtti. Verdiğim sayı hatalı çıktı. Bugün 448 bin değil 456 bin doz aşı yaptık. Aşı var, zaman var. Randevusu yok diye 8 bin kişiyi geri çeviremezdik. Meslek gruplarından da ve 40 yaş üzerindeki vatandaşlarımızdan da yoğun bir şekilde talep devam ediyor. Kargocu olduğum için, gerçi 40 yaş üzeriyim, bugün de 40 yaş üzeri açıldı. Herkesinden uyumuş oluyorum, evet. Bana göre biz daha önce olması gereken meslek gruplarındandık. Kısmet bugüneymiş. Restoranda çalışıyorum. Günde binlerce insanla belki muhatap oluyorum. O yüzden şu an rahatlamış hissediyorum. İkinci dozu oluyorum. Yine burada olmuştum. Alışkınımda da zaten çok iyi geçeceğine inanıyorum yani. Umutlar genç yaş gruplarının da aşı olmasında ve salgının bitmesiyle maskeleri çıkarmakta. Geçmiş olsun. Sağ olun. Acıyor mu? Yok, acımıyor da. Bakalım sonuç ne olacak? Huzurluyuz, mutluyuz. Şunlardan da kurtuluruz inşallah. Şu an çok mutluyum. Yani inşallah bu maskelerden kurtulacağız, evet, diye düşünüyorum. O yüzden herkes mutlaka aşılarını olsunlar. Bence de herkes aşılarını olsun. Sizce de olsunlar. Evet, aşılarını herkes olsun istiyorum. Sağlıktan önemli daha ne var? 13 Haziran tablosu umut vericiydi. Vaka sayısı hedeflenen sayılara indi. 53 kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı ise uzun bir aradan sonra 1000'in altında.